Ve sıradaki yarışmacımız. Sıradaki yarışmacımız Erkan. Erkan hoş geldin. Hemen aday numaranı alalım. 111. 111. Sana da bol şanslar diliyorum. Sahne senin. Erkan bizlere sözü müziği Yıldız Silbe'ye ait Bir Alode adlı eseri seslendirecek. Erkan, kocaman alkışlarınızla, huzurlarınızla. Tebrikler Erkan. Erkan'a dikkat ettiniz mi? Sahneye çıkarken önüne baktı. Hiç ne sağa ne sola ne seyircilere kimseye bakmadan çıktı tabii artık. Bir önceki konuşmaları duydun herhalde. Değil mi Erkan'cığım? Evet, peki. Ama bu da bir zeka göstergesi. Müsaade ederseniz önce konuşayım. Bu beyefendinin seçilmemesi için çok konuşmuştum biliyorsunuz. Evet. Çünkü bu çocuk, yine aynı şeyi söylüyorum, batı ağızlı demiştim evet. O tarz. Zaten yine dediğime geleceksiniz. Orada araname icra edilirken efendim saz üstadları tarafından o eliyle gitar çalıyor. Bu dolamaz mı? Hayır, o öyle çalınmaz. Gitar. O gitar çalıyor. Peki. Bir. İki. Evet. Okuduğu eserin eser ton itibariyle pes geldi. Pes sesleri zayıf, karar perdesini oktavından aldı. Tam kararı yerinde. Yanlış mıyım hoca? Karar perdesinde tam pesten bitirmedi. Çünkü o sesler yok onda. Neden yok? Çünkü tabiaten Allah vergisi sesi dar aralıklı. O zaman da söyledim. Peki. Dikleri çıkamayacak diye pes perdeden yapıldı. Bu sefer diki çıktı, pesi çıkamadı. Pesi oktavına aldı. O ne demek istediğimi böyle bakıyor çünkü anlayamıyor çocuk. Bilmediği için ama sağımdaki biliyor. Hepsini anlıyor ne demek istediğimi. Şimdi o ne diyecek bakalım. Peki. Evet Erkan'cığım, bayağı bir tartışmalı oldu senin bu 13'ün içinde olman. O tartışmaların bir devamını burada izliyoruz esasında. Orhan Bey ne diyecek bakalım? Solumdakinin ifade... Evet, şimdi... solumdaki. Berhudar olsun solumdaki. Sağ olsun. Şimdi gitar falan bir enstrüman çalıyor musun? Hayır hocam. Ha, tamam. Evet. Batı müziğiyle ilgilendin mi? Yahut da... Yok hayır yani... İlgilendiniz. Yok. Pop yok, şarkı yok. Pop yarışmasına pardon, girdiniz siz. Şimdi burada evet, çok önemli ya. Bir şeyi söylemek istiyorum. Benim evvelden beri savunduğum, daha doğrusu anlatmak istediğim bazı konular vardır. Bir tanesi bu konuyla ilgili. Evet. Son derece önemli. Yıllar önce BBC televizyonundaki, daha doğrusu İngiltere'deki BBC radyosuyla bir röportaj yapmıştık. 2-3 saat sürmüştü. Ben Türkiye'den BBC'ye bağlanıyorum. Dünyanın birçok ülkesindeki Türkler de BBC'ye bağlanıyor. Sorulu cevaplı bir röportajdı. Birkaç saatlik bir röportajdı. Belki 15 sene var. Orada konu açıldı derken ben şunu söyledim. Konu nereden geldi? Bazı müzikler vardır. Tanınan kategorisi halkımız tarafından, medya tarafından anılır. Ama onlar aslında yanlış ifade edilmektedirler ve tarifleri de kolay yoktur dedim. Bir, pop müziğinin tarifi
nasıl olabilir? Anlatan biri gelsin dedim. Ben yine bir tarif yapıyorum tabii. Evet. Herkes bir tarif yapıyor. Ve bu arada arabesk diye adlandırılan çalışmaların tarifini yapan da biri gelsin dedim. Ondan sonra konu belli yerlerde kapanmıştı. Çünkü bunun karşısında söyleyenler vardı. Bunu niye söylüyorum? Pop dediğimiz yapı aslında Türkçe karşılığı olarak edalar vardır. Şöyle ki tam ifadeyle güncel demektir. Halkın sevmiş olduğu, halkın günlük kullandığı, şu anda bizim güncelimizi yansıtan yapılardır. Popülerin kısaltılmışı değil Popülerin kısaltılmışı. En çok talep edilen, en çok istenen. Güncel olan. Evet. Tabii bu güncelliğin içerisinde bir klasik Türk musikisi eseri de güncel olabilir o gün. O da popun içerisine bu şekilde anılarak girer. Ama o klasikleşmiş olduğu için her zaman klasiğin içinde yerini alır. O ayrı konu. Ama bugün de sevilebilir. Dönülmez akşamın ufkundayız. Yılların dönülmez akşamın ufkundası şu anda da güncel yine olabiliyor. Yine ileride de olacak. Yani popun içine bu şekilde girebiliyor. Yalnız bu eser değil, bunun gibi bir dolu eser güncel olabilir. Tarifi nedir popun diye sorduğumda, yani dönülmez akşamın ufkundayız, güncel olmuşsa bunun pop diye adlandırılan bir kategorik tarifi olabilir mi diye sordum. Kimse bir şey diyemedi. O zaman benim tezim haklı dedim. Yani pop güncel demektir özetle. Evet. Ama bu arada bir zamanlar bir yanlış vardı. Özellikle 60'lı yıllarda, 50-60'lı yıllarda şuydu. Pop diye adlandırılan yapılar batıdan ithal edilen yapılardı. Evet. Yani batıda, Avrupa'da çalınan müzik, Amerika'da çalınan müzik Türkiye'de çalındığı zaman pop diye adlandırılıyordu. Ama o bizim Türk popumuz değil. Bunun başlığı Türk popu olamazdı. Ancak bir adaptasyon olabilirdi. Tersine bir türlü isim bulunamadı. Türkçe hafif sözlü müzik denildi, aranjman müziği denildi vesaire bir dolu şeyler. Türk popu denilmesi için bize ait olan değerlerden olacak. Dolayısıyla halk müziği, sanat müziği, artık tasavvuf mu yahut oryantal mi ne adlandırırsanız adlandırın. Türk popunun başlığı kesinlikle bize ait olan değerlerden olur. Dolayısıyla popun tarifi doğru dürüst yapılamamıştır ama halk müziği abide gibi durur. Sanat müziği dediğimiz yapı da durur. Serbest çalışmalar diye ben onun için söylüyorum. Ama benim yaptığım çalışmaların kesinlikle Türk müziğinin yeni nesiller için bir devamı olduğunu da ısrarla söylüyorum. İleride bu daha iyi anlaşılacak. Şimdi pop derken bu gözle bakarak değerlendirirsek sen şu anda evlat iyi yorumladın. Ses perdesi. İyi yorumladın. Doğru yaptın. Gereğini yaptın. Ses perdesini okuduğu eserin sesinin aralığı nasıl oldu? Sesinin aralığı. Şimdi sesinin vusatına bakmakla ilgili bir konu. Sanıyorum 1,5 oktav içerisinde rahatlıkla okuyabiliyorsun. Bunları biliyor musun müzik terimlerini? Hayır, onu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki şimdi okuduğun parçanın tonunu. Evet, tonunu. Karar perdesini verir misiniz? Bir karar sesini verir misiniz? Şimdi yalnız beni yukarıdan uyarıyorlar. Peki. Çok sarktık diyorlar. Bunları buna sonra devam isterseniz. Ederiz. Evet, özür dilerim, teknik konuya fazla girmeyelim. Pes geldi bu yani, perde. Belki. Pes geldiği için oktavından okudu. Tamam. Yani ses perdesi dar demişti Bülent Ersoy. Ben birer kelime alacağım Erkan'la ilgili. Armağancığım var mı bir yorum? Var. Seni sederken yoruldum. Sürekli böyle elektriğe tutulmuş gibi. Ne öyle sürekli başını sallıyorsun devamlı? Armağan abi yine onu zamanla kontrol etmeye çalışırım ama şu bak, anda bak etmeye çalışırsın ama ilk defa bu kadar kişinin ve mükemmel jürilerin karşısına çıkıyorum. Yok yani o baş sallamak jüriyle münüyle alakalı bir şey değil. İçimden sizin karşımızda kimler okudu ama hiç. Onu yaptım yani. Peki. Ozunu attırdı. Ebru Hanım. Hiçbir yorumunuz var mı? Haftaya buluşalım haftaya mı? Haftaya buluşalım haftaya. Peki. Erkancığım aday numaranı hatırlatır mısın? 111. 111 Erkan aday numarası. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Aykırı mı?